Selamlar. Depresyona devam ediyoruz. Kişi ancak kendi gayretiyle çıkacak depresyonun içinden. Kendi özüyle bağı kopan kişi, şimdi iyileşebilmek için özüne yolculuğa çıkması gerekecek. Bunun için kişinin bir istek duyması yeterli. Bu hastalık ona kendini bulması, hayata geliş amacını keşfetmesi için ve bir uyarı olarak verildi. İşte şimdi hem hastalıktan arınma hem de uyanış zamanı. Depresyonla zaten kalple zihin ilişkisi kesilmiş durumda olan kişiye ilaçlar daha da çok zarar verebiliyor. Profesör Doktor Irwin Krashen araştırmalarına göre depresyon haplarının iyileşme katkısı ancak plasebo etkisi kadar. Çünkü depresyona sebep olan kimyasal bir dengesizlik asla bulunamadı diyor profesör. Yani depresyonu ve diğer psikolojik hastalıkları ilaçla iyileştirmeniz çok zor. Hastalığın sebebi yaşadığımız travmalarda ve hissettiğimiz duygularda gizli. Bu biriken olumsuz duyguları boşaltmazsak zamanla ağır bir yük haline geliyor. Başımıza gelen bütün imtihanlar, hastalıklar, kazalar bizim gaflet uykusundan uyanmamız için uyarı mesajları. Hayattayken fark edip ölü toprağı üstümüzden atıp ayağa kalkmamız gerekiyor. Depresyona sürükleyen özgüven eksikliğini, değersizlik duygusunu yenebilmek için yeni çevrelere, yeni insanlara ihtiyacınız var. Sizi gerileten, sürekli eleştiren, yargılayan insanlardan uzak durun. Yeni arkadaşlarınız mümkünse ilimli, imanlı insanlar olsun. Evden çıkıp yürüyüş yapmak için, spor yapmak için biraz zorlayın kendinizi. Geçmiş travmaların temizlenmesi, içeride biriken olumsuz duyguları ve hüznü temizlediği için kendinize terapi yapmak ya da terapi almak çok iyi geliyor bu durumda. Kişi bir konuda kendini suçlu hissediyorsa, yaptıklarından pişmanlık duyuyorsa, kendine veya bir başkasına öfkeliyse bu durum uzun sürünce depresyona dönüşebiliyor. Duyguları bastırmak yerine yüzleşip olan olayları kabullenmek, kendini ve diğerlerini affetmek çok işe yarıyor. Allah bizi bir tövbemizle affediyor, bizim de kendimizi affetmeyi öğrenmemiz gerek. Başımıza bir imtihan gelince hastalık gibi, işten çıkma, iflas gibi anında ümitsizliğe kapılıp çıkmaza düşüyoruz. Bu da geçer yahu demek, tevekkül etmek aklımıza gelmiyor. Bu durumu yaşamamda mutlaka hikmetler var. Bir hatam var, onu bulup düzelteyim, kendimi toparlayayım, yeniden ayağa kalkayım demek depresyona birebir çare. Yoksa öldüm, bittim, bundan sonra ne olur benim halim deyip kendine acımak, karalar bağlamak direkt depresyona giden yolları önümüze seriyor. Hayatın içinde inişler çıkışlar yaşayacağız. Hem de hepimiz. Bir tek sizin başınıza gelmiyor. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez diyerek kendinize acıların çocuğunu yaşatmayın. Kendinize verdiğiniz telkinler çok önemli. Şimdi bu hayatta ölüm de, ayrılık da, işsizlik, parasızlık da, hastalık da hepsi bizim için. Pes eden çekip gitti. Vazgeçmeyen devam etti. Yeni üretecek alanlar keşfetti kendine. Belki de adını tarihe yazdırdı. Ama illaki bu adını yazdıranlar vazgeçmeyenlerden çıktı. Her şeyin bir çözümü var. Dermansız bir dert de yok bu alemde. Önce ayağa kalkıp evden dışarı çıkacaksınız. Temiz havada uzun yürüyüşler yapıp serotonin depolayacaksınız ki zihniniz açılsın. Daha sağlıklı düşünmeye başlayın. Bakış açınız genişlesin, değişsin ve netleşsin. Geçmişi, yaşananları, kendinizi ve size yapılanları kabul edip affedeceksiniz. Başka yolu yok. Bunu kendiniz için yapacaksınız. Affedemem, yanına mı kalsın demeyin. Kalbinizde o nefreti, öfkeyi taşıdıkça zarar gören siz olacaksınız. Değmez, bırakın. Yaşanması gerektiği yaşandı, geride kaldı. Biz almamız gereken dersleri alalım yeter. Şimdi yeni bir hayata başlamanın tam zamanı. Enerjim yok, keyfim yok, hiçbir şey yapmaya isteğim yok, zevk almıyorum diyorsanız, normal, depresyonun etkisiyle şu an böyle hissetmeniz gayet normal. Ama üstüne gitmeden, depresyona neden olan üzüntüleri gidermeden hayattan kaçmak çözüm değil. Çare yok demeyin. Allah'a tam bir teslimiyetle tevekkül edince imkansız diye bir şey olmadığını anlayacaksınız. Kün fe kün diyen Rabbim ol deyince oldurur. Sadece o süreçte biraz sabırlı olun, vazgeçmeyin. Acı bir kayıp yaşamış olabilirsiniz ya da ayrılık. Bunun etkisi yüreğinizde bir daha olduysa, geçmiyorsa bir türlü bağımlılık yaşıyorsunuzdur. Sevgi bağımlılığı videomu izleyin. Depresyon ağırlaşmadan, ilerlemeden önlemini almak gerek. Yeterli uyumaya özen gösterin. Zira uyku beyni temizler, şifadır. Her şeyi başlangıcında çözmek daha kolaydır. Düşük stres yaşayabileceğiniz bir hayatı benimsemelisiniz. Yani hayatı biraz daha basit yaşayın. Her şeye sahip olacağım derken hiçbir şeyin tadı kalmaz hale geliyor.
elinizdekinin kıymetini bilip keyfini çıkarın. Şöyle bir özetlersek, çok kazanmak için gereğinden fazla çalışmak, yorulmak ağır strese sebep oluyor. Bu da zamanla depresyona götürüyor. Boş, amaçsız, hedefsiz, tembelce yaşamak, başka hayatlara özenmek depresyonu hayatınıza buyur ediyor. İnşirah suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi, bir iş bitince hemen öbürüne başla, boş kalma. Allah zorluğun yanında iki kolaylık verecektir. Hayat boyunca maddi ve manevi hedefleriniz olsun. İnşallah yardım göreceksiniz. Kötü olayları gözünüzde büyütüp felaket diye adlandırmayın. Olumsuz yönde olayları genellemek ancak sizi ziyana götürür. Mutlaka bir çıkış yolu vardır, onu arayın. Talak suresi 3. ayette şöyle geçer. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona beklemediği yerden rızık verir. Allah'a güvenen kimseye o yeter. Sevmediğiniz mesleğe kendinizi mahkum zannetmeyin. Yeteneğinizi keşfe çıkın ve mutluluk kapılarını açıverin. Zihninizle konuşan vesveseye kulak vererek o olumsuz sözlerin sizde inanca dönüşmesine izin vermeyin. Bunlar çok yorucu ve depresyona sebep oluyor. Depresyon hiç başlamadan, bize ulaşmadan dur diyebilmek için bunlara dikkat etmemiz lazım. Gıda olarak da muz, hurma, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çikolata, ceviz, badem yiyebilirsiniz. Bu yiyecekler mutluluk seviyenizi artırır. Ama çok yemeyin, dengede kalın. Hayat zaten bir denge. Şifa cümleleriyle bitirelim. En az 40 gün boyunca dinleyin ve söyleyin. Sesli ya da içinizden sözleri inanarak tekrar edin. Yüzümde bir tebessümle güne başlıyorum. Oh çok şükür hayattayım, yaşıyorum. Bütün edindiğim kimliklerin haricinde özümle buluşuyorum. Gerçek benle, yoluma huzurla devam ediyorum. İçimdeki bana ait huzuru her neredeyse geri çağırıyorum. Huzur benim fıtratımda, özümde kendi gerçekliğimdir. Derin nefes alıyorum ve gözlerimi gökyüzüne çeviriyorum. Gökyüzünün aydınlığı, ferahlığı ve gecenin yıldızların büyüsü içime huzuru ve mutluluğu dolduruyor. İçimdeki bütün korkuları, kaygıları, tetikte olma hallerini gökyüzüne salıyorum. Benden ve dünyadan uzaklaşıyor. Artık saklanmama gerek yok. Evden çıkıyorum. Ben güçlüyüm. Her şeye inat dimdik ayaktayım ve istediğim hayatı elde etmek için şimdi hazırım. Ben özgürüm. Ben Rabbimin halifesiyim. Allah'ın rızasıyla güzel bir hayatı yaşamak benim hakkım ve ben o hayatı kendime çekiyorum. Adım atmam, gücümü hissetmem yeter. Çünkü Rabbim ataletimi kırıp ayağa kalkınca bana yardım eder. Biliyorum ki ben dimdik durup gülümsersem bu yorgun halsiz bedenim canlanacak. Eski canlı enerjik halime çok daha bilinçli olarak dönüyorum. Geçmiş hatalarımı affediyorum. Şu anıma, önüme, geleceğime sevgiyle, umutla bakıyorum. Benim için en doğru ve güvenli olan bunlardır. Hayatı yaşamayı seviyorum. Bugünlük bu kadar. Mutluluk ve huzur dolu günler dilerim hepinize. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.